Gizemciğim, DNA konusunda ben de bir şey eklemek istiyorum da bu bahsettiğin DNA ligaz enzimi gerçekten çok mucizevi. Çünkü biliyorsunuz hem kesintili hem kesintisiz zincir olarak anlatıyoruz biz. Yani DNA iki şeride ayrıldığında üstteki zincir, mesela resim vardı bir saniye, orada görebiliriz. Üstteki zincir kesintisiz zincir. Yani DNA kopyalanması seri bir şekilde DNA polimerase 3 enzimiyle hızlı bir şekilde yapılabiliyor gördüğünüz üstteki zincirde. Ama alttaki zincir, yani bu bir çatal gibi düşünelim. Alttaki zincir kesintili zincir. Bakın orada okuduğunuz Okazaki parçaları diyor. Okazaki parçaları işte bu parçalarda kesintili zincirin parçaları. Teşekkürler resim için. Yani burada DNA kopyalanması parça parça yapılıyor. Kesintisiz bir şekilde değil. İşte bu kesintili yani parça parça yapılan kısımlara da Okazaki parçaları deniyor. Senin söylediğin DNA ligaz enzimi maşallah çok mucizevi bir şekilde işte bu kesintili zincirdeki Okazaki parçalarını adeta yapıştırıyor. Ve işte o mükemmel DNA kopyalanmış oluyor alttaki zincirde. Yani bu hem enzimlerin yardımıyla hem diğer proteinlerin yardımıyla mükemmel bir şekilde DNA kopyalanması sağlanmış oluyor. Burada işte enzimlerin o mucizevi akıllı özelliklerini görüyoruz. Yoksa siz elinize mesela ne bileyim bir ip alın, ipe boncukları dizin. Sonra onları uygun şekilde dizmeniz gerekecek tabii ki. Mesela 100 tane numarası olsun. Bu numaraların her biri birbirine karışsa istediğinizi elde edemezsiniz. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 100'e kadar doğru sıralamada yapmanız istense burada bir akıl gerektirir. İşte bu doğru sıralamayı biz vücudumuzun içerisinde görüyoruz. Buna da enzimler vesile oluyor. Hem DNA polimeraz 3 enzimi, hem DNA polimeraz 1 enzimi. O mesela RNA parçaları var biliyorsunuz. Alttaki o kesintili zincirde önce RNA parçaları oraya ekleniyor. O RNA parçalarının DNA parçalarıyla değiştirilmesi gerekiyor. İşte bunu yapan DNA polimeraz 1 enzimi mesela. Daha sonra parçaları birleştiren az önce söylediğim gibi DNA ligaz enzimi. İşte bunların hepsi komplike bir şekilde çalışıyor. O mükemmel DNA kopyalanıyor ve hiç de bir hata olmuyor. Hata olsa bile az önce söylediğimiz gibi o parçalar doğrularıyla değiştiriliyor. Gülşahçın, bu enzimler şimdi birdenbire meydana çıkmıyor. Demin söylediğim gibi proteinin üretilmesi için DNA'nın içindeki koda ihtiyaç var ama DNA'nın içindeki kod da tek başına bir işe yaramıyor. Yine bu kodu okuyacak proteinlere ve enzimlere ihtiyacı var ama yine bu proteinleri ve enzimleri kim üretmiş oluyor? Bir bakıyoruz yine hücrenin içerisinde ribozom diye bir üretim merkezi gerekiyor. Yani ribozom olmadan yine üretilemiyor protein. Bu sefer bu bütün işlemin meydana gelmesi için neye ihtiyaç var? ATP'ye, enerjiye ihtiyaç var. ATP olmadan bu işlem olmuyor. ATP için neye ihtiyaç var? Mitokondrilere ihtiyaç var. Yani mitokondri de olmadan bu işlem olmuyor. Demek ki hücre kapılarıyla birer proteinle meydana gelen hücre kapılarıyla birlikte mitokondrisi, ATP'si, ribozomu her şeyle birlikte kromozomları da içinde çekirdeğindeki yani DNA'larıyla da birlikte olmadan bir protein üretilemiyor ve dolayısıyla da DNA olmuyor. O yüzden hepsi birbiriyle maşallah mükemmel şekilde bağlantılı bir Şimdi sistem. evrimcilere soralım bakalım, bu kadar komplike bir sistem oluşabilir mi tesadüfen? Çamurlu suyun içerisinde oluşabilir mi? Nasıl buna tesadüfen şans eseri oluşur diyebilirler? Bu gerçekten mucizevi çünkü her adımında gerçekten akıl olduğunu biz görüyoruz. Karanlık, şuursuz bir yerde yani bu vücudumuzun hücrelerinin içerisinde her hücrede bu işlem mükemmel bir şekilde gerçekleşiyor. Allah'ın Maşallah, ilhamıyla tabii maşallah ki. çok muazzam bir sistem var dediğin gibi Gülşah. Didem de şimdi anlattı.